bir gemi. Andrası belli mi? Belli. Venedikli. Andrea Doria, son saatlerin geldi. Bütün toplar ateş. Daha hızlı kürek çekin. Daha hızlı kürek çekin. Turgut Reis, iskeleden hücum. Murat Reis, sancaktan hücum. Düşman eğdim. Hücum. Vurun aslanlarım. Vurun leventlerim. Vurun. Vurun. Durun. Durun dedim. Preveze zaferini tam kazanmak üzereydik. Ne oluyor burada? Ah, biraz daha rüzgar olsa. Ne mi krizin tuttu? İndirin şunu aşağı. Durun. Durun, gelmeyin, bırakın. Tam tarihe geçecek bir olay yaratmak üzereydim. Şimdi nasılsın oğlum? İyiyim doktor bey. Ne oldu? Gene ne yaptım? Bütün ortalığı birbirine kattın. Koğuşta Preveze deniz savaşını çıkarttın. Anlamıyorum. Neden yapıyorum bütün bunları? Merak etme, yakında iyileşeceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oldu, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl oldun? Fena değil. Bir iğne yaptılar, kriz geçti. Biliyor musun? Sen delisin. Ulan bana 3 ayda bir kriz geliyor. Sen ömür boyu delisin. Kendini hakim zannediyorsun. Ben hakimim. Of. Biraz daha tımarhanede kalırsam ben de gerçekten çıldıracağım. Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Beni de beraber götürür müsün? Olabilir. Nasıl kaçacağız? 1 planım var. Çocuklar, selam sizlere, selam, selam, selam. Aa, atmayın, atmayın, uğraşmayın. Ne dedin sen? Uğraşmayın benimle. Uğraşmayın. Çekilin, çekilin. Sayın seyirciler, kötü hava şartları bütün yurtta etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde birçok ilçe ve köyle bağlantı tamamen kesildi. Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji uzmanlarına göre yoğun kar yağışının devam edeceği ve yurdun bütün bölgelerinde etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Şimdi de Sayın Milli Güvenlik Konseyi Başkanımızın basın toplantısından özetliyoruz. Değerli konuklar, kimlerle başlayıp nereye geldiğimizi daha iyi anladık. Ve öyle zannediyorum ki sizlerin de görüşleri benim gibi iftiharla kabardı. Hepimiz hatırlarız. Türk milletinin hasretinde mevcut güzel sanatlara karşı olan o kabiliyeti keşfedip selamün aleyküm. Bu sanatçıların elinden tutan yine var. Dur. Türk milletine yaptıkları büyük hizmeti takdirle anıyorum. Yaşar! Bravo! Bravo! Allah'ım bu kar yolları kapamasaydı da 12 Eylül bu kasabaya da girseydi. Merak etme, bir gün gelir bu yollar açılır. Açılsa da yeni kaymakamla hakim gelseler. Başka bir haber var mı Katip Bey? Nereden haber olacak? Telefonlar bile doğru dürüst işlemiyor. Kaymakam yok diye iyice azıttı namussuzlar. Kasabayı haraca kesti itler. Elden bir şey gelmiyor ki. Ticaret serbest diyor, malı satmıyor. Sonra da kara borsa yapıyor. Kırılıyor millet, kırılıyor. Gözünü toprak doyursun, bir küfü oldun, 3000 lira olur mu hiç? Kimse size zorla satmıyor, parası olan alsın. Bana bedava mı verdiler bu odunları, parayı bastıran alır. Daha geçen ay 1500 liraydı. O geçen aydı. 15 gün sonra 5000 lira olursa hiç şaşma. Para peşin.
koy evladım, koy. Ver bakayım parayı. Ekmek 300 lira olur mu? İnsaf hemşerim, insaf. Üstelik ekmek değil, çamur. Ha, çamur. Bu ekmek bundan değil. Süpürge tohumundan yapılmış. Bir de halk fırını diye yazmışsın utanmadan da. Ayıp işin. Ne bağırıyorsunuz siz? Biz de bunu toptancıdan alıyoruz. Ne olacak bu işin sonu deli çavuş? Buzların çözülmesini bekliyoruz. Yeni kaymakam bir gelsin, her şey düzelir. İstediğiniz yere şikayet... Yolların açılması aylar sürer. Bu haksızlıklar daha ne kadar devam edecek? Allah'tan ümit kesilmez. Bakarsın bir mucize olur, kaymakam gelir. İnşallah. Tamam. Hem dükkanıma gelip borç para istiyorsunuz, hem de şartlarımı kabul etmiyorsunuz. Olur mu? Gidin. Gidin işinize be. Allah'tan korkun. Yazın işleriniz yolundayken yanıma yaklaşmazsınız. Kış olunca dara düştünüz mü? Aman Mahmud'a borç para. Aman ağa tohumluk. Aman ağa gaz parası. Bu paralar kavak ağacından mı bitiyor? Yeme, %80 faiz de fazla değil mi Mahmud'a? Tövbe de. Faiz mi alıyorum sizden? Masraf karşılığı bu. Ortak oluyorum mahsulünüze. Ama toprağımızı haciz ediyor Mahmud ağa. Tabii ya. Mahsul borca yetmezse ne olacak? Uzun etmeyin hadi. %80'i benim, %20'si sizin. İşte size 1 milyon. Teker teker atın imzalarınızı. Ne diyorsun, imzalayalım mı? İmzalayalım tabii. Başka çaremiz yok. Öyle, başka çare yok. Al. Sen de al. Hüseyin kızı Hatice, burada mı? Buradayım, geliyorum. Tut şu ekmekleri, siz bekleyin. Parayı getirdin mi? Denkleştiremedim Mahmud ağam. Affet. Ne demek o? Alırken iyi, ödemeye gelince affet. Rahmetli babanla ananın hatırına... %50'lik faizle borç verdim sana. Ödeyeceksin. Ne var? Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz? Susun! Beni dinleyin! Beni dinleyin, susun! Susun diyorum size! Susun! Yok diyorum, gavur musunuz siz? Allah şahidim olsun ki yok! Tabii şahit olsun. Verdiğim baklaların içindeki kurtları görsün de şahit olsun. Ya diye sattığın çamurlar evde leş gibi kokuyor. Sattığın bulgurların hepsi küflü. Allah'tan kork, Allah'tan. Allah'tan kork be, Allah'tan kork. Bu kar kıyamette ben halkı doyurayım, halk bana küfretsin. İnşallah bu buzlar çözülüp yollar açılacak. O zaman kanundan kaçabilecek misin? Allah doğrunun yardımcısıdır. Ne zaman ki yeni kaymakam ve hakim gelir, o zaman beni şikayet edersiniz. Şimdi dağılın! 4800 lira beheri Müslüman kardeşler. Aman ağam, çıldırdın mı sen? Yahu bu fiyata olur mu? Enflasyon kardeşim, benim ne günahım var? İnsaf be Kara Muratoğlu, daha aşağı olmaz mı? Dar sermaye koyam, sonra da sana malı esas fiyatına verem. Kapanda kaçan mı? Alacaksanız alın yoksa defolun. Peki peki, tamam. Hadi sökülün paraları. Al. Allah'ın cezası. Allah bin bereket versin. Şişt, dikkatli çıkıverin bana bak. Gören olmasın. Tamam, tamam hadi. Tamam. Seni Azrail görür inşallah. Nankör bunlar. İyilik yap, kötülük bul. Alo, santral, bana parti başkanını bağla, hemen, acele! Alo,
Ben avukat Şeref Aktanır. Yahu sayın başkanım, halk dükkanın önüne toplandı. İki saattir bağırıp çağırıyor, korkuyorum. Telaşlanma. Aman başkanım, kar toplarıyla saldırıya geçtiler. Sarıoğullarından sülü camımı kırdı. Sarıoğullarından sülü mü? Halkı üstüme kışkırtıyor. Gösteririm ben ona. Hemen daha eşkıya Yılanoğlu'na haber salıyorum. O icabına bakar. Gel. Planım nasıl ama? İşte erzak kamyoneti. Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı ulan? Bin kaçıyoruz. Gerizekalı herif. Erzak iki saate kadar gelmezse hastalar aç kalır. İnşallah yollar kapalı değildir. Aman Ali Usta, tek ümidimiz sensin. Hadi eyvallah. Hadi yolun açık olsun. Durduk. Şoför çiş yapıyor. Çiş molası. Hadi biz de işeyelim. Deli misin be? Tabii deliyim. Ama senden akıllıyım. Niye? Tam kaçma zamanı aptal. Yürü. Nereye gidiyoruz? Ulan fırsat bu fırsat. Ne bileyim ben, kaçıyoruz işte. Kurtulduk, yürü. Oturun lan. Hayrola Yılanoğlu, bir şey mi oldu? Sus lan. Sarıoğullarından sülü burada mı? Burada mı lan? Benim abi. Gel buraya saygısız köpek. Yaklaş. Buyur abi. Sen Sarıoğlu değil, Köpoğlu bile olamazsın. Ne yaptın ulan sen köpek? Ne yapmışım ki abi? Konuşma lan! Ulan sen nasıl kırarsın Kara Muratoğlu gibi bir efendi tüccarın camlarını? Ama abi, istifçinin kara borsacının teki o. Sus lan! Anarşit misin sen be? İnsan namusuyla para kazanamayacak mı bu memlekette? Abi... Bildiğin gibi değil. Bak hala konuşuyor. Ulan senin gibi eşkıyalar bozuyor bu memleketi. Abi. Kalk. Abi dur. Dur. Din, ümmet-i müslümin, anarşitin, eşkıyanın sözüne kulak vermeyin. İşte bu cennet vatanın namuslu tüccarının camlarını kıran cehenneme gideceği gibi, bu dünyada da sayemizde cezasını bulur. Çünkü neden derseniz, bu kasabanın asayişi benden sorulur. Siz siz olun, anarşite, eşkıyaya kanmayın. Asayiş eşkıya Yılanoğlu'ndan soruluyor. Ah, bir kaymakam gelsin. 10.704.095 kuruş. Alo, doğruluk ticaret. İpotek karşılığı faizde para verilir. Mahmuda, gene karıştırdın. Ben müşteri değilim. Senin aklın fikrin faizde. Ben avukat Şeref. Oo, sen misin sayın başkan? Hayrola, buyur. Yılanoğlu yanımda. Dünkü olayı bastırmış. Bizimle görüşmek istiyor. Hemen gelmen lazım. Tabii tabii. Nerede buluşuyoruz? Üstüne biraz para al.
Hacı Kara Muratoğlu'nun mezbahasına gel. Kesilecek kaç tane hayvanımız var? 4 at, 1 eşek, 1 de inek. İneğin etini ayırın, biz yeriz. Ötekileri de kesip kasaplara satın. Baş üstüne. Baş üstüne. Bugünlük bu kadar mı? Başka hayvan yok mu? Şey, 2 at, 1 de eşek vardı ama dün gece ölmüşler. İyi, onları da kesin. Kavurma için benim lokantaya yollayın. Aman ha, hadi millete eşek eti bile yediriyoruz. Ama ölü at eti yedirilir mi, günah? Ne günahı cahil? Sevap, sevap. Kar yolları kapamış. Millet açlıktan neredeyse evlatlarını kesip yiyecek. Ben burada Allah yolunda hizmet veriyorum. Ne olmuş yani? 2 saat sonra ölseydi şimdi canlı olacaktı atlar. Yüzün derisini kavurma yapsınlar. Kara Muratoğlu. Hı? Kara Muratoğlu, ziyaretçilerim var. Neredeler? Büroya aldım. Ha, iyi iyi, geliyorum. Siz kesmeye devam edin. Hadi. Peki. Baş üstüne. Gel oğlum. Gel bakayım. Gel. Selamun aleyküm, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin ağam, hoş gelmişsin. Eyvallah. Senin işin tamam Kara Muratoğlu. Sarı oğullarından sülü dersini aldı. Zahmet oldu yılan oğlu. Bu hizmetin için sana nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Her hizmetin bir karşılığı vardır. Aman efendim, sen emrettin de biz kusur mu ettik? Tam 600 bin liraya ihtiyacım var. Aman ağam, şaka mı ediyorsun? Ne şakası lan? Kasabalı baş kaldırdı, yetiş. Şu hergele çok konuşuyor, sustur. Hepsine eyvallah. Milleti soyup soğana çeviriyorsunuz, dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Nerede bizim ortaklık payı? Evet beyler, 600 bin. Benden de 200 bin, etti 600 bin, buyur. Ah şöyle, bir şeye ihtiyacınız olursa dağdaki mekanımı biliyorsunuz. Bir haber salın, hemen yetişirim. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Şimdilik bu eşkıyaya mahkumuz. Zamanı gelince icabına bakarız. Nasıl olacak o iş? Şerefli partimizin bu konuda birçok metotları vardı. Ne çabuk unuttun. Aslan başkan. Biz nereye geldik? Ne bileyim ben. Donmak üzereyim. Gevezeliği bırak da hakimciğim. Sığınacak bir yer bulalım. Hadi yürü. Aman Allah'ı! Gel. İçeri girelim, yürü. Kaymakam. Oyunu bırak be, sırası mı? Hele şükür sığınacak bir yer bulduk. Ama burası da çok soğuk. Dışarıda donmaktan daha iyidir. Benim uykum geldi. Benim de. Ben burada kestiriyorum. Ben de şuraya kıvrılıyorum.
Yarın ne yapacağız? Kaçmaya devam. Gözümle gördüm. Makamına yerleşmiş bile. Öyle heybetli ki. Aslan gibi. Alo. Ne? Gelmiş mi? Gökten mi indi bu kaymakam be? Bizim çırak haber verdi. Koşup dükkana geldim. Aman ne edeceğiz şimdi? Nasıl gelir be? Aman Allah. Ya lanet herifin biriyiz. Ya bizim işimizi bozarsa? Cürmü kadar yer yakar. Geliyorum şimdi. Siz bandoyu hazırlayın. Eyvah harp çıktı. Sakın dur. Çekin önümden be. Bana bak. Eyvah geliyor. Saldıralım. Barbaros Hayatlı Paşa. Kazandık. Yaşa. Çekil önümden be. Kaymakam Bey! Hoş geldin! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Hoş geldiniz! Ne kaymakamı? Kasabamızın kaymakamı. Sen de mi delisin? Sayenizde kaymakam bey! Hadi be git işine! Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? Sizi karşılama töreni. Ben kimim? Kaymakam. Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da fazla kaymakam bey. Allah şahit sen ısrar ettin. Peki ben kaymakamım. Şu gürültüyü kestir bari. Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor. Bekletmeyelim garipleri. Başla. Karda kışta. Gel bakalım. Ey ahali! İşte yeni kaymakamınız! Saygıdeğer vatandaşlarım, size hizmet etmek için karlı yolları, dağları aşıp geldik. Yaşasın!
hep birlikte bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz. Gücümü sizin sevginizden alıyorum. Bana inanın, her dediğimi yapın, bakın göreceksiniz, aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. Ne demişler? Zalimin zulmü varsa sizin de kaymakamınız var. Size selam, size selam, size selam getirmişim. Nasıldım ama hakimciğim? Fena sayılmaz. Ey ahali, yeni hakimimize hoş geldin diyelim. Hoş geldin hakim bey. Arkadaşlar, vatan! Millet! Sakarya! Dumlupınar, Afyonkarahisar maden suyu! Şimdi herkes işinin başına. Çok çalışmamız lazım. Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok. Onların yeri sınıflarıdır. Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum. Sola dön. Marş! Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evelallah, bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be! Deniz Kaymakam Bey, hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Tahrirat Katibi Şükrü Özyazıcı. Hoş bulduk. Ya niye bu kadar soğuk burası? Efendim, malumunuz yollar kapalı. Gaz bitti, odun da çok az kaldı. Yakacak başka bir şey yok mu? Yok. Peki, bunlar ne güne duruyor? Aman efendim, onlar mühim evraklar. Dosya içinde durdukça ne işe yarar ki? Yakın gitsin hepsini. Bütün kasabalının dilekçeleri var içinde. Dilekçeyi kaldırdım. Bundan sonra herkes gelip benimle konuşacak. Yakın dedim. Ha şöyle, iliğim kemiğim donmuş be. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum yani. Yakında anlarsın. Hadi işinin başına bakalım. Hadi. Baş üstüne, baş üstüne. O göğsündeki şangırtılar ne? Madalyalarım. Bir yerden aşırmadın ya. Koru harbinde verdiler. Birini bizimkiler, gerisini Amerikalılar. Sen bayağı kahramanmışsın be. Öyleydik ama ihtiyarladık artık. Çoluğun çocuğun eğlencesi oldum. Millet deli çavuş, deli çavuş diye benimle dalga geçiyor. Kim deli, kim akıllı onu Allah bilir. Öyle. Haklısın. Haklıyım değil mi? Alo buyurun. Ben kaymakam. Kaymakam bey, rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. Başhekim. Oo Süleyman Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Bir maruzatım olacak. Bizim hastaneden geçen gün iki deli kaçtı. İki deli mi kaçtı? Nasıl kaçtı? Niye kaçtı? Neden kaçtı? Bu havada sizin kasabaya ulaşabileceklerini sanmıyorum ama... gene de şüpheli iki kişi görürseniz yakalayıp bize haber verin. Tabii. Hemen bildiririm. Ne biçim adamlar bunlar? Birisi kendini devamlı hakim zannediyor. Öteki zararsız. Kriz gelince harp çıkartıyor. Harp mı çıkartıyor? Vah vah vah. Bak harp çıkartıyormuş.
Nasıl biri bu? Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Yakışıklı mı? İltifatınıza teşekkür ederim. Demek yakışıklılar da çıldırabiliyormuş. Hiç merak etmeyin. Böyle iki deliye rastlarsam derhal yakalarım. Tabii canım. Sağ olun, rahatsız ettim. Allah Allah. Bana bak. Sakın kaçan delilerden biri sen olmayasın. Aman kaymakam bey, ben 20 senedir bu kaymakamlıkta hademelik yapıyorum. Bundan sonra hademelik yapmayacaksın. Benim özel yaverim olacaksın. Sen kaymakam değil, paşasın paşa. Çok yaşa. Seni ilk görüşte beğendim. Gözlerin deli gibi bakıyor. Seninki de deli gibi bakıyor. İyi, demek ki anlaşacağız. anlat bakalım, bu kasabada ne dümenler dönüyor? Gel de gözlerinle gör. Evet, gidelim. Her şeyi yerinde görelim. Jandarma çavuşuna haber sal. Sen de silahını kuşan. Marş üstüne! Hı. Hoş geldiniz kaymakam bey. Kaçtan veriyorsun odunun küfesini? 5000 lira. Yani tanesi 500 liraya geliyor, öyle mi? Öyle sayılır. Şimdi ben bu odunları alır kafanı kırarım. Hı? Odunlarına el konmuştur. Halka bedava dağıtacaksın. Ama kanuna aykırı bu kaymakam bey. Kanuna aykırı mı hakimci? Hayır! Usule uygundur. Dağıtılsın. Ama malım bedava gidecek. İflas ederim kaymakam bey. Bundan önce attığın kazıklara say. Herkes ihtiyacı kadar odun alsın, hadi bakalım. Hadi al, sabır. Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Yandım. Yapmayın, durun. İkiler tane alın bari. İflas ederim bakalım, yapmayın. Yapmayın, ne olur yapmayın. Kaymakam bey geliyor. Ne olursa senden olur kaymakam bey. Geldiğinize çare bulsun. Hoş geldin, hoş geldin. Ekmek yerine çamur yiyoruz kaymakam bey. Süpürge tohumu yediriyor tamam, bize. Tamam, halledeceğiz. Hey fırıncı. Oo kaymakam bey. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Recep oğlum, kaymakam beye bir kahve yap. Kalsın. Şuradan bir ekmek ver bana. Ver lan. Peki efendim. Buyur. Mis gibi kokuyor maşallah. Metresi kaça acaba? Çamaşır ipi. Dikiş iğnesi de çıkabilir. Aa yazık. Ne güzel, ben çektikçe geliyordu. Bayağı alışmıştım. Aa. Oduncudaki kız burada hakimciğim. Olabilir. Evet. Bu ip ne lan? Bir yanlışlık olacak efendim. Sen bu ipi al da donuna uçkur yaparsın. Kaza. İş kazası. İş kazası. Yakında ben de sana bir iş kazası yapacağım. Değil mi hakimciğim? Aa. Ekmeğin fiyatı 500 lira olmuş. Ne yapayım? Toptancı una zam yapınca mecburen böyle oldu. Kim bu toptancı? Kara Muratoğlu. Ah ne ala. Önce toptancı zam yapıyor, sonra sen. Aa. Oduncudaki kız gitmemiş burada. Olabilir. Vallahi o. Hı hı, olabilir. Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir, olabilir. Anladık, olabilir. Olabilir. Ama arkamda. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi kendileri düşünsün kaymakam bey. Kes! Ekmeğin fiyatı 50 lira. Tamam mı? Batarım. Ceza olarak elindeki ekmekleri bugün bedava dağıtacaksın. Battım. Geber. Yürüyün, bir de şu istifçiyi görelim. Bu kız da bizimle mi gelecek? Olabilir.
Olabilir. Ay çıldıracağım fark ya. Fark etmez. Ha, hele şükür değişik bir şey söyledin. Gel seni bir öpeyim. Olabilir, fark etmez. Arkadaşlar, ekmeğin fiyatı bundan sonra 50 lira. Bugün bedava. İsteyen alsın. Kimciğim, kız tarafından hala takip edilmekteyiz. Sakın tebdil gezen dişi gardiyan olmasın. Yok, onun niyeti başka. Sana hayran oldu, görmüyor musun? Deme ya, güzel kız ama değil mi? Öyle. Ben de ona hayran olabilir miyim? Zamanı var. Halletmemiz gereken işleri unutma. Sen koskoca bir kaymakamsın. Evet, ben koskoca bir kaymakamım. Oo, hoş geldiniz kaymakam bey, şeref verdiniz. Tüccar Hacı Kara Muratoğlu sen misin? Benim efendim, buyurun. Neden un fiyatlarına zam yaptın? Efendim, bunu ayrı bir yerde baş başa konuşsak... Olmaz, tutuklus... Anlamadım. Bak anlatayım. Halka küflü bulgur, kurtlu bakla, çamur gibi yağ satıyorsun. Hiç utanman yok mu senin? Unun yarıdan fazlası kepek. Üstelik içinde süpürge tohumu. Aman efendim, bir yanlışlık olur. Yo, durumu inceledim. Seni gidi istifçi, kara borsacı. Suçun büyük. Cezası nedir hakimci? Düşüneyim. Düşünme. 40 satır mı? 40 katır mı? Yok. O ceza masallarda olur. Ha. Ne yapalım pek? Bari asın beni, olsun bitsin. Aa, bak. Cezasını kendisi buldu. Asalım. Dar ağacı hazırlansın. Asamazsınız beni! İmdat! Müslümanlar yapmayın! Bu cinayettir! Mahkemesiz adam asılır mı hiç? Doğru söylüyor! Mahkemesiz adam asılmaz! Uzatma be! Bir tekme attık mı işi tamam! Canım sıkılıyor! Bir mahkeme kuralım! Sen istedikten sonra ben gene asarım! Evet! Adet yerini bulsun diye bir mahkeme edelim! Mahkeme kurulsu! Giriniz! Ay pardon. Celseyi açıyorum. Ananın adı? Zahide. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı? Emine efendim. Emine mi? Emine. Oy oy Emine, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy oy Emine, nedir bu güzellikler? Emine'den ötürü 10 sene yedin, yaz! Fenerli misin, Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim. Ne? Vallahi Samsunluyum. Ben Fenerliyim. Bize 4 çekersiniz ha? 10 sene daha yedin. Aman hakim bey, böyle mahkeme olur mu? Mahkemeye hakaretten 20 sene daha! Etti 40, yaz! Aman ben ettim, siz etmeyin, merhamet! Aman Allah'ım, sen bana yardım et! Hem halkın yiyeceğine pislik karıştırıyorsun, hem de Allah diyorsun ha? İdam edelim mi? Yok, ben idama karşıyım. İstersen müebbet verelim. Tamam. Merhamet ettik, müebbete çevirdik. Zindana atsınlar, her gün çamurdan ekmek yapıp versinler. Belki aklın başına gelir de bir daha halkın ekmeğiyle oynamazsın. Kaymakam bey, bekleyin dedim, dinle. Protesto! Yaptığınız bütün işleri protesto ediyorum. Ne? Pırasalı rosto mu yapıyorsun? Sen ahçı mısın? Tutuklanan müvekkilim. Tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hak Tanır. Vay 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 vay.
Demek meşhur avukat Şeref Hak Tanır sensin. Evet efendim. Bendeniz... İş takipçisi, rüşvetçi, kapatılan o cafcaflı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de. Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını... Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcab ederse canımı bile veririm. Hakimciğim. Buyurun Kaymakam Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, yok 30. Akşamları yemekten önce 40 sopa atsınlar. Tabii. Baş üstüne. Çok varlarsa 10 sopa daha attır. Baş üstüne. Katip not al. Bütün kasaba zenginlerine haber sal. Onlardan içme suyu getirmek için şimdilik 6 milyon lira istiyorum. Fakat efendim bu vergi olur. Vergiyi de devlet koyar. Devlet de hükümet de benim. Halk dere suyu içiyor. Aynı derede çamaşırlarını yıkıyor. Hayvanlarını suluyor. Ve kendisi de aynı derede yıkanıyor. Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol. Ah. Bu ne çavuş? Kore'de bir düşman subayının belinden almıştım. Hatıra diye sakladım. Bundan sonra senin olsun Kaymakam Bey. Sağ ol. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oturun, oturun. Ne yapıyorsunuz burada? İş güç yok, oturuyoruz. Kabahat mı? Boş oturmaktan büyük kabahat mı olur? Herkes eline kazma kürek alsın. Boş oturacağınıza kasabanın içindeki yolları açacaksınız. Çoluk çocuk okula gidip geliyor. Bari kasabamızın yolları temiz olsun. Fakat angarya bu, kanunen yasak. Tabii. İşine gelmedi değil mi kahveci efendi? Millet otursun, çay kahve içsin, sen de para kazan. Olmaz. Kanunu değiştiriyorum. Baş üstüne. Yollar temizlenecek. Herkes iş başına. Marş marş. Alaska, ne yazıyorsun sen günlerdir harıl harıl? İcraatımı. Bugüne kadar neler yaptığımı benden sonra gelecek kaymakam bilsin diye tek tek rapor ediyorum. Başka işin yok mu senin? Yoo. Kim iyi, kim kötü, neden böyle davranıyorum hesabını vermem lazım. Benden de bahis var mı? Olmaz olur mu hakimciğim? Ya başkan, ben derim ki acaba biraz parmağımızı mı oynatsak? Evet, evet. Rüşvet almak için numara yapıyor galiba. İyi akıl ettiniz. Bu iş bize pahalıya patlayacak ama başka çaremiz yok. Bir de Mahmut ağayla görüşelim. Rüşvet vermeyi iyi akıl ettik. Sana güveniyoruz. Altınları bizim gönderdiğimizi söylemeyeceksin. Yok. Ha, tanımadığım biri geldi bıraktı gitti dersin. Eğer sıkıştırırsın. Ölürüm de söylemem. İyi, iyi. Tamam. İşte bu. Hadi yolun evet. Açık olsun. Evet.
emretmişsiniz efendim? Evet. Gel. Yaklaş. Kim getirdi bunları? Vallahi hiç tanımıyorum efendim. Kaymakam beyin masasına bırak, kabul buyurursa biz kendimizi açıklarız dedi. Katip, numara yapma bana. Sen tanırsın o adamı. Allah şahidimdir ki tanımıyorum. Tövbe de, Cenab-ı Hakk'a yalancı şahitlik yaptırma. Aman kaymakam bey, yeminler olsun size... Ben sana söyletmesini bilirim. Ceketini çıkar. Çıkar. Çabuk. Düş önüme. Nerede benim kamçım? Altınları göndereni tanır mısın? Söyle kim? Kim dedim? Söyle! Söyle Mahmud, dedim. Mahmud Ağa! Mahmud Ağa! Kaymakam Bey! Mahmud Ağa! Ne bekliyorsunuz burada? Topraklarımızın karşılığında Mahmud Ağa'dan faizde borç alacağız. Ödeyemezseniz topraksız ne yaparsınız? Bu diyardan göçüp gideriz. Hepinizin borcu var mı? Ona borçlu olmayan bir garip var mı bu kasabada? Herkesin kanını eme eme başımıza ağa oldu bu Mahmud Bey. Aa, bak bizim casus kız da burada. Ne işin var senin bu tefeci dükkanında? Tohumluk buğday için borç almıştım Mahmud Ağa'dan. Onun faizini ödemeye geldim. Anlaşıldı. Gel peşimden, faiz nasıl ödenirmiş gör. Oo, hoş geldiniz Kaymakam Bey. Oturun bir çayımızı kahvemizi için. Bana bak, ağa mısın nesin? Bundan böyle kasabadan hiç kimsenin sana borcu yok. Af çıkarttım. Değil mi hakimciğim? Evet, af çıktı. Sahi mi ya? Evet. Bak, hakim de evet diyor. Olmaz! Kanun var, anayasa var, mülkiyet hakkı kutsaldır. Mülkiyet hakkı tabii kutsaldır. Kutsal olmayan şey... Tefecilik yoluyla onun bulunmalına el koymak. Aa, bana mı lafın? Sana tabii. Çok hıyar herif canım. Davacıyım. Avukatımla konuşacağım. Kiminle konuşursan konuş. Borç senetlerin hepsi geçersizdir, o kadar. Nasıl hallettim ama? Sağ olun Kaymakam Bey. Yürü hakimciğim. Alo, santral, avukat, bana avukat Şeref Akkanır'ı bağla. Gel. Kaymakam Bey, bir ziyaretçiniz var. Gelsin. Gel kız, gel, gel. Oo, casus kız, hoş geldin. Gene ne derdin var? Sayende hiçbir derdim kalmadı. Yalnız ben değil, bütün kasaba sana şükran borçlu. Kabul edersen sana bu çiçekleri getirdim. Bu mevsimde nereden buldun bunları? Evde saksıda kendi ellerimle yetiştirdim. Bir de börek yaptım sana. Bu da mı saksıda? Afiyet olsun. Oo, ellerine sağlık. Hakimciğim, çiçeklerle ilgilen. Kız... Kimin nesisin sen? Adın ne? Hatice. Anamla babam trafik kazasında öldü. Biraz toprağımız var. İki kardeşimle geçinip gidiyoruz işte. Kardeşlerin ne yapıyor? Kız daha ufak. Oğlan ilkokuldan sonra okuyamadı. Aylak aylak dolaşıyor. Olmaz öyle şey. Bugünden itibaren gündüzleri otelde ayak işlerine yardım edecek, para kazanacak... Geceleri de ders çalışacak. Sene sonunda ortaokul imtihanlarına girecek. Sağ olun. arkadaşlar, böreğin tadına bakmayacağız mı? Nasıl? Börek bayağı güzel değil mi? Nefis. Çok güzel. İstersen bir gün bize gel, kuru fasulye yapayım. Onu daha çok seversin. Ne dersin hakimciğim? Gideyim mi? Git ama bu işin sonu biraz karışık. Çekil! Çekil yolumdan! Gel! Bırak kaymakamla görüşeceğim, çekil! Kaymakam bey, mani olamadım. Sizinle görüşmek istediler. Çekil şuradan! Tabii, hakkımızı arıyoruz. Siz nasıl olur da Mahmud Ağa'nın bütün alacak senetlerini iptal edersiniz? Mahmud efendi, köylüye faizle para vermiş.
fakir fukara o kadar faizi ödeyemeyince o da topraklarını hazzetmiş. Olmaz öyle şey, geri verecek. Kaymakam bey, iyi nutuk çekiyorsun ama benim bu laflara karnım tok. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Burada kanun var. Burada kanun benim. Adamı güldürüyorsun. Sen çocuksun be. Biz burada senin gibileri çok gördük. Haftasına varmadan birer birer hepsini sepetledik. Ben, benden öncekilere hiç benzemem. Tamam mı? Al yanak da çok yakıştı size. Ötekileri de kızartalım. Seni valiye şikayet edeceğim. Santral! Hemen bana valiyi bağla. Görürsün sen. Alo! Valicim nasılsın? Ben de senin gözlerinden öperim. Yahu bu yeni kaymakamı sen mi yolladın buraya? Topraklarımızı elimizden almaya kalkıyor. Bu adamı derhal geri alacaksın. Ankara'ya da bildir. Ne zaman? Hemen mi bildiriyorsun? İyi iyi. Ben de saygılarımı sunarım. Senin de bir derdin olursa bana telefon et kafi. Hemen yardımcı olurum. Bu kaymakamı en kısa zamanda buradan aldırıyorsun, tamam mı? Çoluk çocuğu öperim. Yengeye selam. Estağfurullah. El öpenlerin çok olsun. Eyvallah. Evet. Sen sebep oldun bu işe kaymakam bey. Beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Ha? Buraya geldiğim gün kimse hiçbir yerle konuşmasın diye hatları kestim Mahmut Efendi. Burada tek benim istediğim olur. Anlaşıldı mı? Ta buzlar çözülünceye kadar. O zamana kadar da senin gibi itlerin yuvasını yapacağım. Bu ikisinden davacıyım hakimci. İdamlarına karar verilmiştir. Sehpa hazır mı deli çavuş? Hazır! Öyleyse boyların ölçülerini al bakayım. Ya ne ölçüsü bu? Asmadan önce ölçü alıyoruz tabut için. Ya yapamazsınız bunu. Allah Allah. Bir zorluğu yok ki. İskemleye bir tekme, bitti. Ne olur anlaşalım kaymakam bey. Ne gibi mesela? Köylülerden aldığım toprakların yarısını bağışlasam? Asılacaksınız. Dörtte üçünü bağışlasam? Asılacaksınız. Sen kazandın kaymakam bey. Tamamını bağışlıyorum. Ha şöyle. Anlaştık. Bütün topraklar esas sahiplerine dağıtılacak. Dağıtılsın efendim, dağıtılsın. Hadi şimdi barışalım. Gel bakayım. Sahi, sizin Hacı Bey nerede? Hapishaneye tıkmıştınız ya. Ha öyle ya. Aklı başına gelmiştir. Af çıkartıyorum. Bu akşam hep beraber lokantada buluşup anlaşmamızı kutlayalım. Hadi şerefe. Şerefe. Nedir bu başıma gelenler kaymakam bey oğlum? Benim gibi dininde, namazında, niyazında bir ihtiyarın yeri hapishane olur mu hiç? Evet, bir yanlışlık olmuş. Yoksa kimin haddine seni tutuklamak? Derhal af çıkardık. Hadi barışmamızın şerefine. Şerefe. Kusura bakmayın. Hem konuşuruz, hem de ben şunu temizlerim. Bizim gibi kellesi koltuğunda dolaşanların bir parmağı tetikte olmalı. Ya öyle. Oh, aman kaymakam bey oğlum, şunu benden yana tutmasan olmaz mı? Ne var ki korkacak Hacı Karamuratoğlu? Oh, vay anasını. Tetik çok hassasmış. Öyle değil mi? Allah aşkına, sok şu silahı bir tarafa kaza çıkmadan. Peki canım, korkma. Vallahi doğru söylemişim. Çok hassas bir alet, kusura bakma. Sizin bu konuda fikriniz ne Mahmut Ağa? Yok, yoktur efendim. Olsun, olmalı. Hadi şerefe. Şerefe. Sizler için özel yemek yaptırdım. Allah razı olsun efendim. Yemeği getir ahçıbaşı. Ha, kavurmaya bayılır dediler sizin için. Yalnız kusura bakmayın, etleri senin mezbahadan getirdik Hacı Karamuratoğlu. Akşam böyle ağır yemekler yemesem diyorum. Salatayla idare etsek. Yo, yiyin yiyin. Bak, nasıl mis gibi kokuyor. Tıkandım efendim, ben yemeyeceğim. Evet, ben de. Ben de. Yo,
Bu bana hakaret sayılır. Ya bunları yersiniz ya da kurşunları. Sende hiç insaf yok mu kaymakam bey? Sizde var mı? Alın elinize kaşıkları. Daldırın. Yiyin. Yiyin. Çiğneyin dedim. Yutun. Yutamıyoruz. Çıkarsanız dağıtırım beyninizi. Yutun lan. Yiyemiyoruz. Hani barışmıştık? Barıştık. Bu size son dersim. Gözüm üstünüzde. Bundan sonra bir halt karıştırırsanız bu sefer mermi kavurması yersiniz. Evet çocuklar, aşı çok lüzumlu bir şeydir. Aşı olmayan ne olur? Hasta olur. O yüzden herkesin aşı olması lazım. Aşı kampanyasını başlatıyorum. Buyurun, hiç acımayacak, korkmayın. Ah, ne acıtıyorsun? Ben seni tenha bir yerde yakalarım. Of! Oh be! Gördünüz bak, hiç acımadı. Nasıl size cesaret verdim, değil mi? Hadi sırayla aşı olun bakalım. Hakimciğim, her taşın altından bu casus kız çıkıyor. Sen de bir işe yara bari. Kampanyayı devam ettir. Baş üstüne kaymakam bey. Hadi bakayım sıra kimde, gel. Hoppa. Aa korkma be. Bak bu sefer seninle çok mühim bir hususta anlaşacağız. 40 yılda bir işimiz düştü. Beni reddetmezsin herhalde. Bu işimiz kaymakamla. Kaymakamla mı? Vallahi şeytanın ta kendisisin. Tamam mı? Anlaştık mı? Kaymakamı baştan çıkaracaksın. Koskoca kaymakamı baştan çıkarmak kolay mı? Çok pahalıya patlar sizi. Aa, ayıp ettin. Ayıbım ayıbı yok. İşinize gelmezse başkasını bulun. Tamam, tamam canım. Anlaşırız. Abla, abla! Abla! Ne var? Ne oldu? Ne bu telaşı? Kaymakam bey amcaya tuzak kurdular. He? Tuzak mı kurdular? Otelde konuşurlarken duydum. Ne yapacaklarmış? Nasıl söylesem bilmem ki. Utanıyor. Gel. Kaymakam bey, bir ziyaretçiniz var. Çok önemliymiş. Oo, sen misin Hatice? Bu sefer ne böreği getirdin? Böreğin sırası değil kaymakam bey. Size bir tuzak hazırladılar. Tuzak mı? Ne tuzağı? Çukurovalı Çengi Afet var ya, size göndereceklermiş. Karı sizi baştan çıkarıp koynunuza girince de baskın yapıp sizi ele güne rezil edeceklermiş. Ne gülüyorsunuz kaymakam bey? Şu Çengi Afet güzel mi bari? Ne o? Çok mu meraklandın? Güzel sayılır. İyi. Güzel demek. Yaşadın çavuş. Allah Allah, ben niye yaşayacakmışım? Karı senin koynuna girecek. Onlar öyle zannediyorlar. Ama sen benim yerime geçeceksin. Nasıl olur? Bal gibi olur. Karı beni tanımaz ki. Beni yakaladıklarını zannedecekler. İçeri millete alacaklar. Bir de bakacaklar, afet senin kollarında. Ne dersin? Ne diyeceğim? Allah derim. Yavaş ol, yavaş. Hadi vur şimdi, vur. Gel! Gir, korkma. Kaymakam bey, eğer rahatsız etmiyorsam size özel olarak hoş geldiniz demeye geldim. Kimsin sen? Afet. Sual sordu mu cevap isterim ben. Gözlerimin içine bak benim.
senin barut gibi olduğunu söylemişlerdi ama doğrusu bu kadar yaşlı olduğunu söylememişlerdi. Barut gibi erkeklere bayılırım. Afet, Çukurovalı Afet, hiç duymadın mı? Duymadım. İşte şimdi duydun. Ay ne sıkıcı yer burası. Ama istersen burayı cennete çevirebiliriz. Değil mi canım? Şerefe. o ne kız? Nereden buldun onu? Nereden çıkardın? Kanyak. Sen de içer misin? Elinden zehir olsa içerim. Oh be! Harikaymış. Gel hele şöyle. Sıkılma. Otur yanıma. Ama... Ay ne güzel bıyıkların varmış senin. Vardır. Güzel. Yapma ama. Olmaz. Yapma. Ama bak şimdi bak. Ay boz bıyıklarını seveyim senin. Ay canım benim. Yahu deli çavuş delirdi. İki puan alacak. Bak bak bak. Azdı azdı. Tam sırasıdır. Hadi içeri. Hadi. Çek resimlerini hadi çek çek. Ne oluyor ya? Aa, bu kaymakam değil. Değil değil. Ne? Sen kaymakam değil misin? Ya. Oyuna geldi. Eşek! Davacım, bu adam bana tecavüz etti. Hani çıksın ya, her şeyi berbat etti. Bana elinizin sen, biz yaptık Allah'la. Bir yüzü çıkmadın. Yine seni. Nasıl oldu baba? Harikaydın lan. Bana bak, biraz daha gelmeseler de iş bitiyor be. Alarm! Alarm! Herkes yerine! Ufukta bir gemi! Baltırası belli mi? Belli! Venedikli! Andrea Doria! Son saatlerin geldi! Bütün toplar ateş! Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle idama mahkum edilmiştir! Turgut Reis! İskeleden hücum! Murat Reis! Sancak'tan hücum! Düşman nerede? Arkanda! Kör müsün? Tam siper! Tamam! Ateş! Dan! Aa, tam isabet! Devam! Dan 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 dan! Çok kurşun harcama lan! Dan! Dan dan! Dan! Çekilin yoldan! Geliyor Batman! Nerede benim tramvaylarım? Ben almadım! Sen aldın lan! Sen mi aldın tramvaylarımı? Doğru söyle! Ateş! Dan dan! Adı? Dan dan! İsa! Dan dan dan! Baba adı? Dan 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 dan! Yok! Dan! Yok! Dan! Atın içeri! Dan dan dan! Atın içeri! Dan dan dan! Atın içeri! Dan dan dan! Çağırın Napolyon'u itleri! Dan 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 dan! Dan dan! Dan dan dan! Düşman nasıl perişan edilirmiş görsünler! Dan dan dan! Eyvah bir uçak! Dan! Düştü! Devam! Dan dan! Dan dan! Harbi kazanmak üzereyiz! Dan dan dan! Dan! Dan dan! Dan dan! Geliyor! Dan dan! Harp bitti! Kazandık! Dan dan! Barış anlaşmasını hazırlıyorum. Bu zaferi kutlayalım. Baş üstüne! Çalsın davullar! Siz ya? Deli misiniz? Zaferi kutluyoruz. Ne zaferi? Vallahi bunları tımarhaneye tıkmalı. Hadi işinizin başına. Oh. Dur!
karanlığa dur, dalalım. Ateş etme! Ben... Biziz biz! Ne işiniz var karda kışta bu dağ başında? Çok önemli! İzin ver de gelip konuşalım! Pekala! Gelin bakalım! Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım avukat, sen konuş. Yılan oğlu, bunca yıl iyiliğini gördük. Ortak sayılırız. Şimdi başımızda öyle bir dert var ki sorma. Kısa kes be. Derdiniz nedir, onu söyleyin. Birini vuracaksın yılan oğlu. Kimi? Yeni kaymakamı. Kaymakamı mı? Korktun mu? Korkmak mı? Yuh be. Yazıklar olsun size. Yılan oğlu bu, tavşan oğlu değil. Ben kimseden korkmam. Yalnız bu işin vebali büyük. Koca hükümetin kaymakamı. Yarın öbür gün bir tabur asker yollarlar benim başıma. Bu iş çok para ister ağalar. Çok para. Tamam. Sen bu işi bitir. 10 milyonu avucunda bil. Değil mi ağalar? Tabii tabii. Söz. Söz. Elbet. Hayrola kaymakam bey? Bir yere mi gidiyorsun? Bu ne süs ha? Hatice kuru fasulye yapmış. Beni de çağırdı. Gecikirsen merak etme. Afiyet olsun. Helal olsun. Bu kasaba kasaba olalı senin gibi kaymakam görmedi. Makamım sana emanet. Daha üstüne kaymakam bey. Bir vukuat olursa nerede olduğumu biliyorsun. Biliyorum kaymakam bey. Gözün arkada kalmasın. Gel bakalım küçük şişecik. Eline sağlık. Bu kadar lezzetli kuru fasulye yememiştim. Afiyet olsun. Senin derslerin nasıl gidiyor bakayım? İyi gidiyor kaymakam amca. Amca değil abi. Ben o kadar yaşlı mıyım? Ne dersin, yaşlı mıyım? Hayır, değilsin. Sen de çok şeysin. Eyvah, bu işin sonu kötüye gidiyor. Diyecektim ki... Ne diyecektin? Şey diyecektim... Şu buzlar çözülmese de... Bütün bir ömür boyu ben burada kalsam... Sen kuru fasulye yapsan... Ben kaşığı daldırsam... Hı? Ne güzel olurdu. Ya sen başka yemek yapmasını bilmez misin? Ne istesen yaparım. Boş ver. Yarın öbür gün buzlar çözülür, yollar açılır. Bana da gitmek düşer. Ne diyorsun? Anlamadım. Anlama daha iyi. Sen bana bir kepçe kuru versene. Saygıdeğer vatandaşlarım, kaymakamınız olarak size hizmet vermekten zevk duyuyorum. Çünkü gücümü sizin sevginizden alıyorum. Arkadaşlar, odunluya, fırıncıya, tefeciye, kara borsacıya nasıl davrandığımı gördünüz. Bundan böyle... Dilekçe istemiyorum. Herkes gelip benle konuşacak arkadaşlar bundan böyle. Arkadaşlar bana inanın. Her dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz. Aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. Arkadaşlar... Kasabımız daha mutlu, daha iyi insanların yaşadığı bir
Deli Çavuş, iyisin ya. Pek değil kaymakam bey, fenayım. Hay Allah'ım, neden yaptılar bunu? Kim, neden? Yılanoğlu. Eşkıya Yılanoğlu. O namussuzlar aslında seni öldürmek istediler. Anlıyorum. Söylemiştim sana. İyileri yaşatmazlar demiştim. Deli Çavuş. Senin intikamını almazsam bana da deli kaymakam demesinler. Bizden kimse şüphelenmez. Yeter ki Yılanoğlu konuşmasın. Senin dilinin altında bir şeyler var başkan. Demem o ki Çavuş öldü. Kim biliyor cinayeti bizim işlediğimizi? Bir tek Yılanoğlu. Ya yarın öbür gün konuşursa başımız derde girmez mi ha? Girer. Vallahi girer. Demek ki? Demek ki Yılanoğlu'nun temizlenmesi gerek. Doğru. Saklandığı yeri göstereceğiz kaymakama. Gerisini o yapar. Yemin etmiş kendi elimle vuracağım diye. Yaman adamsın başkan. Hadi yürüyün. Cenaze namazını kaçırmayalım. Hadi yürüyün. O hain eşkıya zavallı Çavuş'u değil, asıl beni kalbimden vurdu kaymakam bey. Başımız sağ olsun kaymakam bey. Allah şahit, evladım gibi severdim deli Çavuş'u. Ya Allah'tan o katilin gizlendiği yeri bilen bir adamımız var. Bizden işitmiş olma kaymakam bey. İstersen Yılanoğlu'nun saklandığı yere hemen götürürüz seni. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Müfreze hazır mı? Hazırız efendim. Evet. Katilin izi bulunmuştur. Allah'ın izniyle bu işi yapanların cezasını vereceğiz. Öyle bir ceza ki yıllar boyu anlatılacak. Sayılır. Yılanoğlu şu karşıki tepelerde sığınır. Kuşatın. Dağ üstüne kaymakam bey. Dağılın. Kuşatın hadi. Yılanoğlu'nun da sonu geldi değil mi arkadaşlar? Öyle kaymakam bey. Hadi biz de kendimize bir siper bulalım. Bulalım. Evet. Kuşatma işi tamam kaymakam bey. Sağ ol. Kar da bastırıyor. Bakalım kime bastıracak? Üşüyor musunuz? Yok, üşümüyoruz. O zaman çıkarın paltolarınızı. Ne? Herhalde şaka ediyorsunuz kaymakam bey. Çıkarın dedim. Allah Allah, bu soğukta. Kaymakam bey, bu ne biçim şaka? Şaka değil kaka. Çıkarsınlar değil mi? Çıkarsınlar. Çıkarsınlar mı? Çıkarsınlar. Ay, bak çıkarsınlar diyorlar. Çıkarın dedim. Tamam kızma, çıkarıyoruz. Hay Allah. Yılanoğlu! Neredeysen çık ortaya! Tuzağa düştük. Çaremiz yok. Teslim olun.
Silahını bırakanı ben gebertirim. Yılanoğlu, teslim ol. Hayır. Benim ancak ölümü teslim alırsınız. İstiyorsan gel kendin al. Üşüdünüz mü? Donduk vallahi. Zavallı deli çavuş da şimdi toprak altında donuyordur. Bizimle ne ilgisi var efendim? Hiç. Aklıma geldi de. Kız Hatice üşümüşler. Beylere paltolarını giydir. Biz giyeriz. Onları değil. Atın onları yere. At. Bunları giyin. Ver şapkaları da. Şapkaları da giyince tıpatıp kaymakam olacaksınız. Hadi giyin. Giyin dedim şeker yavrularım. Üçe kadar sayıyorum. Giymezseniz siz bilirsiniz. Bir. İki. İki buçuk. Üçe çeyrek var. Üçe çeyrek vardan sonra ne geliyor hakimciğim? Beş. Beş. Deli misin lan? Beş olur mu? Üç. Aa, giymişler. Çok yakıştı değil mi? Ne dersin hakimciğim? Yakıştı. Aa, bak şimdi dört kaymakam olduk. İlikleyin önünüzü. Ya bu kasabaya dört kaymakam çok değil mi? Çok. Bana da öyle geliyor. Ne yapmak lazım? Bağlayın şunların ellerini. Hadi. Ver ellerini arkaya. Sıkı bağlayın, sıkı. Etrafın sarıldı Yılanoğlu. Hiç kurtuluş yok. Mahmud Ağa, Kara Muratoğlu, Sayın Başkan Şeref Aktanır seni ele verdiler. Bir yere kaçamazsın. Şimdi bizzat ben geliyorum seni teslim almaya. Erkeksen ateş et. Görür görmez çivileyeceğim namussuzu. Sonra da sıra öbür kalleşlere gelecek. Evet. Şimdi sizde de kaymakam elbisesi olduğuna göre içinizden biri benim yerime gidip teslim alsın. Mesela önce sen Mahmud Ağa. Ben Mahmud Ağa değilim efendim. Aa, Mahmud Ağa kim? Piyango sana isabet etti. Size de çıkabilir. Önce sen. Yok, 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 yok. Var. Yok. Var canım. Yok, yok. Yürü dedim. Hemen gitmezsen kurşunu beynine yersin. Ama... Hangi ama? Nasıl ama? Çok konuştun ama. Kapat şunun çenesini. Yürü, yürü hadi. İşte geliyorum Yılanoğlu! Erkeksen ateşe! Erkeksem ha? Gel bakalım, gel! Vah vah! Vatan uğruna şehit düştü yavrucak. Hadi yürü. Jandarmalara ateş emri vereyim mi? Lüzum yok. Hiç kurşun yakmadan bu işi halledeceğiz. Üzülme sen. Baş üstüne. Gene geliyorum Yılanoğlu. Ben vuruldukça çoğalırım. Allah Allah. Bu da kaymakam. Demin vurdun onu. Gözlerimle gördüm. Besbelli o aldatmacaydı. Şimdi görür gününü. Bu sefer tamam. Tamam. Bu da gitti. Ne dersin başkan? Vatan sağ olsun değil mi? Bir zahmet, şimdi de sen gideceksin.
Bak kaymakam, anlaşalım seninle. Bu 12 Eylül geçer gider. Şerefli partimiz benim sözümden çıkmaz. Seni vali yaparız, bakan yaparız. İstersen başbakan bile yaparız. Başbakan olayım mı kız? Sen bilirsin. Yok, olmayayım. Daha büyük bir şey yapar mısınız ben? Yaparız. Peygamber de yapar mısınız? Yaparız. Çüş! Sahtekar köpek. Sustur şunu. Bunlar menfaatleri için her haltı yerler. Öyle. Hadi. Yürü dedim. Yılanoğlu! Gene geliyorum! Ben sık sık gelirim! Olamaz! Allah Allah! Kaymakam yine geliyor. Bu herif keramet sahibi demişlerdi. Doğruymuş be! Tövbe tövbe! Destur! Oh be! Bu sefer tamam. Ne kabustu. Yılanoğlu! Ne? O ne? O ses nereden çıktı? Ben sana vuruldukça çoğalırım demiştim. Senin kurşunun bana işlemez. Geliyorum! Kolla kendini! Canım isterse bir daha gelirim. Olamaz. Bu adam cinli. Kaçıyoruz biz. Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Gitmeyin be! Gitmeyin! Gelme! 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 Gelin buraya be! Sen gelme be! Gelme! 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 Harekat bitmiştir. Ah, ay, eline sağlık. Seninle iftihar ediyorum. Dur kız. Dur. Sırası mı şimdi? Bir dakika. Şunlara bir bakın. Gebermemişlerse hastaneye kaldırın. Önce tedavi etsinler. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Baş üstüne. Toplanın. Biliyor musun? Seninle iftihar ediyorum. Senin için deliriyorum. Eyvah. Bu da delirdi hakimciğim. Ne yapacağız? Bir şey yaparsan 20 seneden başlar. Daha aşağı olmaz mı hakimciğim? Sen de bir olmaz dedin mi bir türlü aşağı inmiyorsun hiç. Olmaz. Hakim olmaz diyor. Bu iş olmaz kızım. Ben kendime deli olmayan birini bulsam? O zaman olur. Olur. İyi. Arar buluruz. Doktorun söylediğine göre vaktinde hastaneye yetiştirilmeseymiş, dördü de ölebilirmiş. Sayemizde gebermedi namussuzlar. Ne haber? Kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz mü? Adalet önünde hesap vereceksiniz. İstersen hemen burada mahkeme edeyim mi? Acele etme hakimciğim, kovalayan mı var? Ne demişler? Kazma kuyunu, damlaya damlaya göl olur. Uydu mu? Ben uydurdum, oldu. Bitmedi mi hala icraat raporu? Bitmek üzere. Buzlar çözülmeye başladı. Çok az vaktimiz kaldı.
geldiniz. Hoş geldiniz. Buzlar çözüldü demek. Evet, nihayet yollar açıldı. 4 aydır kasabaya ilk gelen sizsiniz. Sorması ayıp olmasın ama siz kimsiniz? Ben kasabanın yeni kaymakamıyım. Ama bizim kaymakamımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün sorunlarımızı halletti. Ya tabii. Allah Allah, nasıl olur? Aylardır biz de bu kasabaya gelmeye çalışıyorduk. Kimmiş bu kaymakam, bir gidip bakalım. Müjde, yollar açılmış. Gerçek kaymakam geldi galiba. Bu iş bu kadar. Bize de gitmek düşüyor. Yakalanmadan arka kapıdan tüyelim. Hatice! Hatice kız! Hoş geldin. İçeri buyursana. Yo, hayır. Veda etmeye geldim. Gidiyoruz. Anlamadım. Buzlar çözüldü. Bizim de bu kasabada işimiz bitti. Peki nereye gidiyorsun? Buzla kaplı başka bir kasabaya. Dur. Bekle. Ben de geliyorum. Ne dersin hakimciğim? Bu kızı da yanımıza alabilir miyiz? Hı. Sakıncalı. Neden? O akıllı, sen delisin. Sen sanki çok akıllısın, değil mi? Bende kabahat, hıyar gibi her şeyi sana soruyorum vallahi be. Durun, biraz bekleyin. Hazırlanayım. Bak kızım, sen bizimle gelemezsin. Neden? Ben biraz deliyim. Deli misin? Ne delisi? Delisi. Tımarhaneden kaçtım. Raporum var. Yani gerçek kaymakam değil misin? Hayır, değilim. Gerçek kaymakam kasabaya biraz önce geldi. Bize de yol gözüktü. Keşke her deli senin gibi olsa. Kasabanın bütün dertlerini hallettin. Senden vazgeçemem. Beni de götür. Hakimciğim. Sakıncalı. Sakıncalı. Kaymakam olarak son emrimi veriyorum. Bu kasabanın hudutları dışına çıkmak sana yasak. Yürü hakimciğim, gidiyoruz. Delirdi demiştim. Söz dinlemiyor. Ne yapayım hakimciğim? Ona da bir deli raporu alırız. Evlenmenizde bir sakınca kalmaz. Yani hapse mapse girmem değil mi? Beraat! İyi. Gel başımın belası, gel. Sensiz olamam demiştim. Biz de geliyoruz. Hakimciğim, bizim çocuklarımız olursa onlar da deli mi olur? Olmaz. İyi. Zır deli olurlar. Bak, yine su koyverdin lan. Hadi yürüyün, gidiyoruz.